O dağlarda bütün ermənilərdir və biz burada ulu öndərimizə görürüm, gəlib əskərlərlə şəkil çəkdirib və bu müharibədə can qoyan bizim Türk dünyasının milli qəhrəmanı İbad Hüseyni və Yalçın bəy buradadır. Yalçın bəy, siz burada olanda nə hisslər keçirdiniz? Təbii ki, burada bir millətin bağımsızlığının, savaşının verildiyi bir yer. Burada bizim qardaşlarımız öz topraqlarını qorumaq, namuslarını müdafiə etmək üçün burada çox çətin savaşlar verilmiş. Azərbaycanımızın və Türk dünyasının milli qəhrəmanı İbad Hüseynli burada yaralanmış. Qardaşı burada bir mayına rastlayaraq şehid olmuş. Allah ona da rahmet etsin, bütün şehitlerimize de. Ve tabii ki hürmetli prezident, rahmetli Haydar Aliyev, o gün savaşın çetin şartlarında buraya kadar gelmiş, burada cephede kardeşlerimizi ziyaret etmiş, onlara moral vermiş, güç vermiş. Bu arada kahraman İbad Hüseyinli yaralı hastanede yatıyor. O malumatlar almış cephede. Cephedeki resimleri orada. Evet, bu topraklarda olmak gerçekten manen çok büyük bir duygu. Bunu yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. İnşallah bu şehitlerin döktüğü kan hürmetine bir an evvel Karabağ tekrar Azerbaycan'a kavuşur, Azerbaycan Karabağ'a kavuşur ve Türk dünyası Karabağ'a kavuşur. 1 milyonu aşkın hicret etmiş kardeşimiz var Karabağ'dan. 1 milyonu aşkın hicret etmiş insan. Öyle ki dün ben Şeki'de gördüm Şuşa'nın, yani babalarının, dedelerinin Şuşa topraklarından gelmişler. Ama çocuklar ne yazık ki oralarda doğmuş. Sadece sırtlarında Şuşa'nın ismini taşıyorlar. İnşallah bu çocuklar da ana baba topraklarına bir an evvel döner. Tabii ki burada bütün dünya bu zulmü görmeli, bu işgali görmeli, bu haksız tecavüzü görmeli, ona göre davranmalı. Birleşmiş Milletler'e burada çok iş düşer, AGİT'e çok iş düşer, tabii ki Minsk grubuna çok iş düşer ama en evvele iş Türk dünyasına düşer. Karabağ sadece burada Bakü'nün meselesi olmamalı. Karabağ Ankara'nın meselesi olduğu kadar Şam'ın da, Bağdat'ın da, Mekke'nin de, Kahire'nin de, velhasıl bütün Türkistan dünyasının meselesi olmalı ki daha ötesi de özgür dünyanın meselesi olmalı. New York zannediyor mu Karabağ burada işgal edilmişken onlar orada rahat olacak? Veyahut Moskova zannediyor mu ki Karabağ burada işgal altında? Bak ne kadar orada terör yuvaları olacak. Ya işte onun için inşallah dünya da aklını başına toplar. Evet. Ve Ermeni kayıtsız ve şartsız bu işgal ettiği topraklardan çekilir gider. Sözle savuşaq. Yani 20 yıl qabaq Erməni elə bildi ki utdu. Ama bizim ulu öndərimiz elə bir siyaset yürüttü ki, bugünkü gün aprelin 2 sonu gösterdi ki, biz 20 ildə çox şey udmuşuq. Yani biz bir gün içinde biz Qarabağı, hətta Şuşada gelip bayrağımızı sanca bilərik. İnşallah bundan sonraki gələn çəkilişdə gelip Şuşada qalan qabağında danışaq. Allah'ın köməyini. Ermeninin arkasında Birleşmiş Milletler daimi üyesi ülkeler olmasa, Ermeninin gücü Azerbaycan'ın gücü karşısında dayanabilir mi? Hoş geldiniz. Bu şehitlerin kanı ile yoğrulmuş toprağa. Yani bu toprakların her karşısında bir şehidin kanı var. Yani bura zaman var idi ki Ermənilərdəydi. Buranı bir qarış-qarış, yəni qarış-qarış, ölə-ölə, qırla-qırla almışıq. Yəni biz gedəcəyik önə, mənim öndə, laf öndə, ermənilərin 300 metrliyində siperlərimizi qazıb, yəni geri dönərkən mən yaralandım. Zaman vardı, bizim bak, siperlərimiz buradaydı. Yəni mən buradan aparıb, onu qoyub, laf önə, 300 metrliyində qoydum, qazdım, orada siperləri qoydum, yəni dönərkən maniyə düşdüm. Yani siz çok hoş geldiniz, bize şeref verdiniz. Türk halkımızın, Türk milletimizi çevirik.
biz inanırıq ki, onlar bizim daim bizim arxamızdadır. Yəni qorxmadan yəni irəliləyirik. İnşallah. Yəni siz də bu topoqlara çox xoş gəldiniz. Sizin ayağınız palçıqlı qoy çəksinlər. Bax sizin ayağınız Qarabağ. Dağlıq Qarabağ. Deyirəm bax Qarabağ toprağına baxdıq çox. Bax bax buradan başlayır tarlı Qarabağ. Bunu öndərimiz Haydar Əliyev buraya gəldi. Bax gördünüz o rəsmlər. Gördünüz o şəkilləri var. Rəsmlər onun ətrafında mənim separatçılarımdır. Bax orada dayanan mənim separatçılarımdır. İkisi də yani burada da ətrafında dayanan mənim separatçılarımdır. Bax burada ulu öndər mənə milli qəhrəman elan etdi. Bax burada. Allah ona rəhmət etsin. Qurdumuz yerə. Evet kahraman, biz de gerçekten çok memnunuz. Tabii ben buraya gelirken Türk milletinin dualarını getirdim, desteklerini getirdim. Aynı zamanda Türk devletinin de bizim Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan bütün uluslararası görüşmelerde Azerbaycan'ın yanında arkasında olduğunu ifade ediyor. Ve bu Ermeni istilasının, işgalinin bir an evvel kayıtsız şartsız son bulmasını istiyor. İnşallah o günlere sır sırta vereceğiz. Türkiye ve Ermenistan ikiz kardeş gibi sır sırta vereceğiz. Allah'ın izniyle bu belalardan kurtulacağız inşallah. Şehitlerimizin akıttığı kan inşallah bu toprakları ilelebet vatan yapacak.